Türkiye açısından milli mesele Kıbrıs sorunu yarın son derece önemli bir görüşme var. Türk tarafı açısından, Türk tarafı gayet net bir tavırla gidiyor bu sefer Cenevre'ye. Kıbrıslı taraflar yarın Cenevre'de Birleşmiş Milletler öncülüğünde bir araya gelecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Federasyonu müzakere etmeyeceğiz mesajıyla gidiyorlar. İki devletli çözümden başka bir seçenek yok şeklinde gayet net bir tutumla gidiyorlar. Kaybedecek bir yarım asrımız daha yok. Türk tarafının bakışı böyle. Toplantı öncesinde çarpıcı bir iddia vardı İngiliz basınında. İngiltere'nin KKTC'yi bağımsız bir ülke olarak tanıyabileceği söyleniyordu. Geçtiğimiz saatler içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ı Beştepe'de kabul etti. Tabii ki son derece önemli bir görüşme. Sayın Cumhurbaşkanı şu anda canlı yayında konuğumuz. Sayın Ersin Tatar, Sayın Cumhurbaşkanı hoş geldiniz efendim. Oh, çok teşekkür ederim. Efendim, son derece önemli bir görüşmeydi. Yarın Cenevre arifesinde. Öncelikle nasıl hissediyorsunuz, nasıl gidiyorsunuz Ben Cenevre'ye? gönül rahatlığı Cenevre'ye gidiyorum. Çünkü netice itibariyle bugünlere biz öyle bir günde içinde gelmedik. Bu yılların bir çalışmasıdır. Bildiğiniz gibi sizlere de çok sayıda programlar yaptık. Evet Ben efendim. başbakan olmadan da hep iki devlet iyi savunmuş bir kişiyim. Çünkü Kıbrıs'ın gerçeklerini bilen, bu işin gerçekten ruhunu hazmetmiş bir kişi olarak bu federasyon temelinde bir anlaşmanın olamayacağını, çünkü Rumların şu andaki hakimiyeti Birleşik Devletler tarafından tanınmışlığı, Avrupa Birliği üyeleri olmaları dolayısıyla üstünlüğü kazandıkları ve dolayısıyla o çerçevede ne yetkiyi ne zenginlikleri paylaşmak niyetinde olmadıklarını ve bütün bu oyunun esas itibariyle Türkiye'yi adadan çıkartmak olduğunu, açık ve net bunu ta başından belki başkalarının fark etmediği noktada söylemiş bir kişiyim. Çünkü Türkiye maalesef şu anda Avrupa Birliği değildir. Evet. Dolayısıyla bizlerin tamamıyla bir anlaşma durumunda ve o anlaşma eğer federal temelde olacaksa tek egemenlikte de daima şu anda sayıları daha fazla olan, nüfusu daha fazla olan, ekonomik gücü daha fazla olan Yunanistan'la birlikte, ki esasında baktığımızda bu işin evveliyatına enosis anlamını taşıyan bir birliktelikten bahsediyoruz. Yani Kıbrıs durumların ta evvelden emelleri ve hedefleri Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamaktı. Dolayısıyla şimdi Avrupa Birliği çerçevesinde o bağlantı eğer onların dediği gibi bir çözüm olursa o enosis anlamında da gelecektir. Çünkü Türkiye orada olmayacaktır. Bizim ta başından beridir 60 öncesinden de iddiamız her zaman Kıbrıs'ta, evet Kıbrıslılar bir anlaşma yapacak, Kıbrıs durumunda aynı zamanda Türkiye ve Yunanistan'ın da bir onayı ve dolayısıyla Kıbrıs coğrafyasında o Türk-Yunan dengesinin kurulması suretiyle Doğu Akdeniz'de dengenin kurulabileceğini. Dolayısıyla şu anda ben ve gerçekten bu siyaset, ki Türkiye'nin de desteğini almaktan çok mutluluk duymaktayım, bu oyunu bozuyoruz. Çünkü biz öyle bir şeye müsaade etmeyeceğiz. Bizim dediğimiz şudur: biz egemen olmak isteriz. Egemen olduğumuzda, yani Kuzey Devleti egemen olduğunda, Türkiye ile istediği gibi, dilediği gibi garanti anlaşması da yapabilir, savunma anlaşması da yapabilir, her türlüsünü yapabilir ve dolayısıyla Türkiye'nin Kıbrıs'taki etkin ve fiili varlığını da devam ettirmesi suretiyle egemenliğimiz o bakımdan da çok önemlidir. Sayın O bakımdan Cumhurbaşkanı, evet. evet. Evet efendim. Şimdi görüşme tabii ki iki Cumhurbaşkanı'nın görüşmesi son derece önemli bir zirve. Ama merak ediyoruz. Kuşkusuz bu ABD'nin tavrı, yani nihayetinde Rum kesimine verilen, Yunanistan'a verilen Doğu Akdeniz'deki destek de ortada. Bir de bunun üzerine bir soykırım bombası atıldı. Bu şartlar altında tam da Kıbrıs görüşmelerinin arifesinde geldi. Bir, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz ve Sayın Cumhurbaşkanı nasıl görüyor Cenevre müzakerelerini? Sayın Cumhurbaşkanı ile bu yeni vizyonumuzu detaylı bir şekilde tekrar konuştuk. Orada Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı ve Fuat Oktay da vardı. Onlar da zaten meselenin hazmetmiş vaziyette. Çünkü Sayın Çavuşoğlu ve ekibiyle Kıbrıs Türk tarafı olarak sürekli olarak zaten istişare içerisindeyiz. Hem Ankara'da toplantılarımız olmuştur. Dolayısıyla bu yapılan çalışmanın ayrıntılarını Sayın Cumhurbaşkanı'yla paylaştık. Onun da tam desteğiyle Cenevre'ye gidiyoruz. Netice itibariyle Kıbrıs'ta iki ayrı halk vardır, iki ayrı devlet vardır. Bir anlaşma olacaksa federasyon çerçevesinde, yani tek egemenlik bağlamında değil, iki ayrı devletin egemenliğiyle olacaktır. O da işte dediğim gibi Kuzey'de, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin adı değişebilir bir anlaşma durumunda. Ama egemenliğinin zorlanması gerekiyor. Biz uluslararası camiadan, Birleşmiş Milletler'den bunu talep edeceğiz. Artık Kıbrıs'ta toplumdan topluma değil, devletten devlete bir anlaşmanın o vereceğini. Yani eğer bir resmi müzakere süreci başlayacaksa mutlaka eşit uluslararası statü
ve Kıbrıs Türklerin egemen eşitliğini kabul etmesi lazım ki eşit statüde bir görüşme olabilsin Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıs Rumlarla ve tabii ki garantörler de buna destek versin. Mesele budur. Mesele Türkiye olayın çok iyi farkındadır. Doğu Akdeniz'de herhangi bir taviz, gerileme veya bir yumuşama kesin söz konusu değildir. Cumhurbaşkanımız da buna teyit etmiştir. Dolayısıyla ben Kıbrıslı Türk lider olarak bu toplantıya giderken Cenevre'ye Türkiye'nin de tam desteğiyle gittiğimi kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Türk hükümetine, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Zaten bu hep birlikte ulusal çıkarlarımızın gerektiği bir şekilde bu siyaset ortaya çıkmış. Yani Doğu Akdeniz stratejik bakımdan, enerji kaynakları bakımından her türlüsüyle fevkalade önemli bir pozisyondadır. Hatta eskiye göre daha da değerlenmiştir. Daha da önemli bir coğrafya parçasıdır Mayvatı'nda. Dolayısıyla bizlerin her zaman Türkiye ile birlikte hareket etmemiz ve ortak ve dolayısıyla müşterek ilişkilerimizin ve çıkar ve menfaatlerimizin korunması bakımından bu siyaset en doğrusudur. Evet efendim. Şimdi İngiliz basınında bir iddia vardı. İngiltere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyabilir. Bu haberi nasıl değerlendirdiniz? Bu bir Sunday Express gazetesinde çıkan bir yazıdan ibarettir. Ama netice itibariyle örneğin İngiltere eski Dışişleri Bakanı Jack Straw kendisi açık ve net çıkıp demiştir ki anlam planında ben Dışişleri Bakanıydım. Kıbrıs Rumlar ne kadar haksız ve gerçekten Kıbrıs Türklere yapılan büyük bir haksızlık da işler bu noktaya gelmiştir. Yoksa anlaşma o zamandan olabilirdi ama Rumlar hiçbir zaman bu pozisyonda Kıbrıslı Türklerle hiçbir şeyi paylaşmıyorlar. Paylaşmayacaklar. Dolayısıyla bir anlaşma olacaksa mutlaka iki devletten ibaret olması lazım. Nitekim Jack Straw gibi düşünen başka İngilizler de vardı. Başka yetkili ve etkili İngilizler de vardı. Ve bu haberde işte bazı İngiliz bakanların da böyle düşündüğünü yazmışlardır orada. Ve bu İngiltere'de de bir yankı yarattı. İngiltere Kıbrıs'ın durumunu en iyi bilen ülkelerdendir. Çünkü orayı o da Osmanlı'dan sonra İşte 40-50 yıl neyse orayı yönetmiş bir ülkedir. Orada üsleri vardır. Dolayısıyla zaten İngilizler dünyanın bu gibi olaylarda kendilerinin emperyalist günlerinden dünyayı iyi tanıyan, diplomasiyi Evet. iyi tanıyan, İngilizce diliyle meseleleri yönlendiren, istedikleri gibi yazarlar, istedikleri gibi çizerler ve ona göre durumlar ortaya çıkarırlar. Amerikanlardan daha iyi oldukları söylenmektedir İngilizlerin. Dolayısıyla inşallah Kıbrıs'ta da bir marifet gösterilir ve adalet yerine gelir. Çünkü İngiltere de bir garanti ülkedir. Ve Kıbrıslı Türklere bu katliamlar yapılırken o meşhur ünlü dizide de gördüğümüz gibi Evet. Kıbrıslı Türkler bu kadar mağdur olurken İngiltere üstlerinin de orada olmasına rağmen ki İngiliz askerleri de oradaydı. Hep seyrettiler. Hiçbir Maalesef zaman seyirci kaldı. garanti ülke olarak müdahale etmediler. Çünkü yani kendi evladını hiçbir zaman tehlikeye atmadı. Varsın Kıbrıs Türkleri darp etsinler, katletsinler. Benim evlatlarıma bir şey olmasın noktasında. Ama ondan evvel tabii EOKçılar ilk İngilizleri Kıbrıs'ta katletmeye Tabii. başladılardı. Sonra İngiltere devredince Türklere yönlendirdiler. Dolayısıyla ne diyorum? İngiltere Kıbrıs'ın gerçeklerini çok iyi bilir. Ve onlar da gördüler ki son 50 yılda yapılan bütün bu federasyon görüşmelerinin boşa gittiğini, boşa zaman harcandığını ve onlar da bir anlaşma gerçekten isterlerse ve istemelerinin sebebi de bir kere İngiltere'de yaşayan en az 300 bin Kıbrıs Türk kökenli insanımız var bizim. Evet. Zamanında göç etmişler gitmişler. Orada çoğalmışlar. Belki tümü ikinci, üçüncü kuşak hepsi şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmayabilir ama adı nedir? Ahmet'tir. Adı nedir? Mehmet'tir. Tabii. Ve bu insanlar Kıbrıs Türk'tür. Ve oy veriyorlar İngiltere'de. Ve özellikle Londra bölgesinde yoğunlaştırmışlardır. Ve gerçekten Türkiye'li Türklerle birlikte. Çünkü çok sayıda Türkiye'li Türkler de var. Birlikte bizim Kıbrıs Türkler de Türkiye'li Türkler İngiltere'de bir lobidirler. Büyük bir lobidirler. Ve bazı milletvekilleri bizim bu Türklerin desteğini ama milletvekili seçilemezler. Dolayısıyla böyle İngiltere milletvekillerinin arasında ve bakanlarının Bir bize kamuoyu sempatisi oluşturuldu yani Sayın Cumhurbaşkanı. kesinlikle yani biz hep bu konularda geri duruyorduk. Başarısızdık. Son yıllarda İngiltere'de özellikle İngiltere'de bizim bir lobiciliğimizin bu gibi girişimlerimizin faydasını görüyoruz. Çünkü ikili temas çok. Ve bir de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yaşayan en az 15 bin İngiliz var. Bu insanların dostları var, arkadaşları var. Sürekli olarak gelip gidiyorlar Kuzey'e de. Bir de İngiltere şimdi Avrupa Birliği'nden çıktı ya. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkması ile başka komplikasyonlar doğuyor. Ve bazı güneyde yaşayan İngilizler Kuzey'e, yani bizim bölgeye gelmeyi tercih ediyorlar. Bir takım sıkıntılar var Avrupa Birliği'nde olduğu için Güney Kıbrıs. Ve tabii ki Türkiye Cumhuriyeti ile İngiltere'nin ilişkileri.
Çünkü İngiltere Avrupa Birliği'ne çıkınca Türkiye iyi bir müttefiki. Hem pazar olarak hem stratejik ve askeri ilişkiler bakımından çeşitli beklentiler ve menfaatler de olabilir. Dolayısıyla İngiltere'nin bize yakın durması iyi ama fazla da beklenti yaratmamak lazım Çok da esasında. beklenti yüksek tutmuyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı, şimdi bu en son Dendias'ın Yunan Dışişleri Bakanı'nın Ankara'ya gelip yani Kıbrıs'ı da içine soktuğu böyle bir açıklamalar silsilesinde kavga çıkardığı o basın toplantısı sonrasında adada bir gövde gösterisi yapılmıştı. Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail normalleşme sonrasında ilk çoklu toplantıyı Rum kesiminde yaptılar. Rum, Yunan Dışişleri Bakanları ile birlikte Akdeniz'de yepyeni bir dönem falan gibi bir gövde gösterisi vardı. Gerçekten onun içinde de İngiltere'yi görmedik. Böyle baktığımızda hani İngiltere hep bir başka bir noktada duruyor. Ama tam da yani kritik tarihi bir dönüm noktası. Beklenti yüksek değil ama nihayetinde Türk tarafı, KKTC, Türkiye çok net olarak tavrını ortaya koyacak. Böyle bir eşikte bu soykırım ifadesini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Amerika'nın ilişkilerde toptan köprüyü atma hamlesi midir? Amerika'yı bu denklemde nasıl değerlendirirsiniz? İşte oradaki Ermeni Yunan lobileri, Türkiye'nin düşmanları bu şekilde bir hareket içerisinde tamamen siyaset. Yani bunun hiçbir mantığı yoktur. Türkiye'den de yapılan açıklamalara %100 katılıyorum. Tarihle de, tarihin gerçekleriyle de bir bağlantısı yok. Hepsi uydurma ve kışkırtma. Ama maalesef işte Biden böyle bir pozisyonda bu açıklama yaptı. Bizi çok üzdü. Ben inanıyorum ki çok da tepkileri doğacaktır. Çünkü yani gerçekten gerçeklere baktığımızda çok sayıda tarihçi bunun doğru olmadığını söyler ve söylemeye de devam edeceklerdir. Yani belgeler bütün bunu göstermektedir. Haliyle inşallah bu sıkıntı da aşılacak. Çünkü zaman zaman bu 24 Nisan'larda boğuluyor. Bu daha dozu biraz kaçmış olabilir ama Biden belki de seçim borcunu ödüyor. İşte bunu bu şekilde söylemekle bir takım verdiği sözleri yerine getiriyordur ama bu işten bir şey çıkmaz diye düşünmek isterim esas itibariyle. Efendim, Çünkü Rum, yani evet. bu mahkemelere götürecek bir konu değildi. Çünkü 100 yıldan fazla zaman geçmiştir ve hiçbir belgesi ispatı da yoktur. Tamamıyla Türkiye'ye yapılan büyük bir haksızlıktır bu. Ve ben acıyorum da kime acıyorum? Benim talebelik döneminde Avrupa Birliği'nde biliyorum ben o bizim büyükelçilerimizi nasıl öldürdüklerini, Şehit bu edildi, evet. onların o şeyleri, örgütlerini nasıl bizim o büyükelçilerimizi öldürdüklerini biliyorum. Ve çok üzülüyorum ben. Yani Türk insanı hep mağdur olmuş. Hem Kıbrıs'ta mağdur olduk hem Türkiye'yi mağdur ediyorlar. Ve isyan ediyoruz biz olduğumuz yerden. Kıbrıs Türkler gerçekten bu haksızlıklara isyan ediyoruz. Maalesef yani bu belki yani Ramazan gününde tekrar ediyorum belki ama yani Müslümanlara karşı bize karşı yapılan bir haksızlıktır bu. Çünkü karşıda bir Hristiyan dayanışması var. Kıbrıs'ta bunu en iyi yaşayan, en iyi görenlerdeniz biz. Yani neticede onların bir Hristiyan dünyası var. Bu Ortodoks dini de öyle bir şey. Bu Ortodokslar daha da yakın birbirine. Sırplar, Yunanlar, Ruslar ve biz Müslüman Kıbrıs Türk halkı da bundan çok çektik. Çok haksızlıklara uğradık. Soykırımdan geçtik. Kimsenin umurunda bile olmadı. Kimse bize gelip işte mağdur oldunuz, mahkemeye götürün falan da demedi. Biz uğraştık da gücümüz yetmedi o mahkemelere gitmeye. Ama kimse de ne sempati duydu ne de bize yardımcı oldu. Ama kendi işlerine gelince bu şekilde 100 seneden sonra konuşmaya başladılar. Tamamıyla haksızlıktı, tamamıyla gerçekten gerçekleri çarpıtmak ve Evet. hiç de haklı tarafı yoktur. Sayın Cumhurbaşkanı, son olarak gitmeden önce Cenevre'ye muhatabınızla Rum tarafıyla herhangi bir temas oldu mu? Yani öncesinde bir yorum aldınız mı ve son mesajınızı ne söyleyerek Cenevre'ye gidersiniz? Ben babamı kaybettim ben cumartesi günü. Allah Başınız rahmet eylesin. sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. Çok üzgünüm ama hayat devam ediyor. Beni aradı, başsağlığı diledi bana. İşte o en son temasım oldu. Cenevre'de görüşürüz dedik. Ama netice itibariyle bizim şu anda söylediklerimizle onların söyledikleri arasında büyük bir uçurum vardır. Bunu da kabul etmek lazım. Onlar kendi ülkelerini, kendi insanların çıkarlarını savunuyorlar. Biz de sonuna kadar kendi ülkemizin, kendi halkımızın çıkarlarını savunacağız. Ama ben bir tek farkım başkalarından belki zaman zaman da eleştiri noktası oluyor ama bunu söylemek durumundayım çünkü doğrusu budur. Bu davayı biz Türkiye ile birlikte yıllardan beri götürüyoruz. Bir müşterek davadır. Türkiye'nin Kıbrıs'ta etkin ve fiili varlığı, garantörlük hakları, Kıbrıs Türk halkının selamet içerisinde, güvenlik içerisinde var olmasının yegane teminatıdır. Çünkü işte az önce de söyledim bu Hristiyan topluluklarında
bir Müslüman topluma böyle bazılarının ütopik düşüncelerine göre o şansı vermezler. Çünkü başka düşünceler devreye girer. Başka hedefler vardır. Vardır bu. Dolayısıyla biz kendimizi garanti altına almamız lazım. O da bizim Türkiye ile beraber hareket etmemizden geçiyor. Benim liderliğimde, benim yarattığım bu ilişkileri ve Türkiye ile çok uyum içerisinde olmamız zaten yıllardan beri hep böyleydi. Doktor Fazıl Küçükler'den, denktaşlardan, sonra Doktor Derviş Erol zamanında hep böyleydi. Biz Türkiye ile et ve tırnağız. Dolayısıyla Türkiye ile uyum içerisinde olmamız en büyük gücümüzdür. Masadaki pozisyonumuzu da güçlendirmektedir. Ve bu da tabii ki hem Kıbrıs Türkler için hem Türkiye için en iyisidir. O bakımdan biz böyle federasyon, tek egemenlik ve Türkiye'nin oradan yavaş yavaş çekilmesi asla böyle bir oyuna gelmeyiz, gelmemeliyiz. Ve dolayısıyla biz iki eşit devlet dediğimizde esas itibariyle hem kuzeyde kendi selametimiz Kıbrıs Türklerin hem de aynı zamanda Türkiye'nin de tabii ki selameti. Çünkü hem Türkiye bize kendi güvenliğimizi sağlayacaktır, sağlaması gerekmektedir. Karşı tarafa hiç en az bir güven duygum yoktur, hiç güven duygum yoktur. Ama aynı zamanda Türkiye'nin de baktığımızda coğrafyaya ve haritaya Türkiye Kıbrıs'tan sadece 40 mil uzaklıktadır. Yani Girne'den dağlar gözülüyor. Dağlar o kadar yakındı ki gölü gibi bir şeydi. Dolayısıyla biz buraları başkalarının insafına bırakamayız. Dolayısıyla Türkiye'nin de güvenliği bakımından, bizlerin güvenliği de bakımından Türkiye'nin bu bölgede ve Kıbrıs'ın kuzeyinde etkin ve fiili garantörünün mutlaka devam etmesi gerekmektedir. Benim verdiğim kavga budur. Ve gerçekten de kabul görüyor ama biraz zaman alıyor. İnşallah hep birlikte biraz daha sabırlı olup kendi bu siyasetimizi bütün dünyaya anlatmak ve ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha kendilerine göstermek bizlerin görevidir, onu yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı, büyük bir dava. Türkiye'nin de bütün kalbiyle, dualarıyla destek verdiği bir dava. Size kolaylıklar diliyoruz ve başsağlığı diliyoruz. Babanızın vefatından dolayı acınızı paylaşıyoruz. Anastasiadis'in bir taziye telefonu açmasını nasıl değerlendirdiniz? Tabii ki yani ben o da bir insandır neticede. O da mutlaka iyi bir insandır, iyi bir babadır, iyi bir eştir, iyi bir liderdir kendi toplumunda. Ama ben kendi halkımın menfaatlerini hak ve çıkarlarını savunmak durumundayım. Siyaset böyle bir şey. Özellikle o milli politikalarda o onu yapacaktır ama ben orada sırf bir anlaşma olsun diye işte bizim farkımız başkalarından şimdi isim vermeyeyim. Sırf bir anlaşma olsun diye bile bile yadez olmam. Bile bile ben geleceğimi tehlikeye sokmam lazım. Ben bu işi bırakırım, istifa ederim ama yanlış bir anlaşmaya alet olmam. Onu da buradan bir kez daha beyan etmiş olayım. Eğer yorum yapmak isterseniz Sayın Akıncı'nın eski Cumhurbaşkanı'nın bir değerlendirmesi oldu. Ona mı işaret ediyordunuz? Çünkü yani o da hani Türkiye'yi hedef alan da bir açıklama yaptı. Yakışıksız konuşmalar yapıyor. Hala daha yapıyor. Seçim geride kaldı. Hala daha beni dürtüyor. Cumartesi bu pandemiye rağmen 2-3 bin kişinin katıldığı bir miting düzenledi. Miting yaptı, evet. Kendisi eski Cumhurbaşkanı olarak hep ben başbakanken herhangi bir toplantı olduğunda hep beni ağır eleştiriyordu. Hatta OHAL ilan edilmesi gerekiyordu bu virüsün yayılmaması için. Şimdi bunları söyleyen bir kişi gidiyor bu kadar büyük bir kalabalığa pandemi gününde ve tabipler birbirinin de katılımıyla kendi cephesindeki insanlarla bizim bulaşıcı hastalıklar üst kurulunun verdiği kararın hilafına ona rağmen büyük bir toplantı gerçekleştiriyorlar ve orada yaptığı konuşmada Ersin Tatar Ankara'nın papağanıdır diye de bu şekilde bana göre son derece yakışıksız bir konuşma yapıyor. Ben papağanıymışım. Ben derim sen kimin papağanıydın acaba? O meşhur haritayı verirken karşı tarafa kimin papağanıydın acaba? Neticede o haritayı da bulamadık. Yani haritayı verdiği o harita yok. Ben de madem ki misilleme al bir misilleme. Bu yayında da söylüyorum. Sen gittin o tarafa harita verdin. O harita yok. Bu devlet ciddiyetine yakışmıyor. Yani bir harita verdiyse Cumhurbaşkanı tarafından mutlaka harita Cumhurbaşkanı'nda olacak, kasada olacak. Ne kasada var, ne iddia ettikleri gibi benim müsteşarıma vermiştir. Benim müsteşarıma sen böyle önemli bir stratejik belgeyi, bir haritayı, karşı tarafa verdiğin bir haritayı, sen benim müsteşarıma bir zarfta böyle gayri ciddi bir şekilde teslimat mı olur? Bu arşivde olacak, kayıtlı olacak, her türlü tedbiriyle ve kasada kilitli olacak. Ne kasada var, ne arşivde var. Onun için ben de onun için sıkıştırıyorum böyle. Harita nerede diye soruyorum ve acaba haritayı verirken kimin papağanıydı? Çünkü yakışıksız söylemlerle benim de cevap vermek zorundayım. Evet efendim. Bu sizin yani adadaki havayı veya masaya olumsuz yansıyor mu? Tabii bu onlar gerilim. Şimdi niyet ettikleri o. Niyet ettikleri o. Yani benim zayıf noktada elimi gücümü azaltmak, zafiyet oluşturmak, işte halkın
Tabii ki çoğunluğu diyemezler. Ben seçimle geldim ve ben inanıyorum ki benim halkımın çoğu ikide bir insan oluyor. Hele hele Türkiye'nin de tam desteğini aldıktan sonra havaleyimizdedir. Ama orada işte bazı cepheleri kışkırtmak suretiyle bizim elimizi zayıflatmak kim bilir. Oraya gittiğimizde şimdi bize diyecekler bak miting oldu cumartesi bu kadar insan toplandı. İşte şu parti gidip bize mektup verdi. Başka bir parti de gidip mektup verdi. En iyi çözüm şekli federasyonmuş diye. Ya şimdi seçim oldu. Seçimden sonra ben geldim. Türkiye ile de bir mutabakat sağladım milli cephede. Ve ben böyle bir onurlu politikaya gidip benim halkımın tümü için. Yani bugün federasyonu savunanların %90'ı da esas itibariyle iki devlet olsa onlar da iki devlet isteyecekler de onlara göre mümkün değil. Onun için federasyoncuların peşinde giderler. Ama biz zoru başarmak için, doğruyu başarmak için bu topraklarda hiçbir maceraya ve tehlikeye girmeden sonuna kadar yaşayabilmek için bu yola girdik. Ve bizim için, Kıbrıs Türkler için gerçekten en büyük başarı Türkiye'nin desteğini almaktır. Çünkü Türkiye çok büyük bir ülkedir. Çok büyük ülkenin farklı öncelikleri olabilir. Çünkü Avrupa Birliği'yle de ilişkileri var, Amerika'yla da ilişkileri var, her türlü ilişkileri var. Ama Evet. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'i önemsemesi, Kıbrıs'ı bu kadar daha fazla da sahiplenmesiyle bu politikamıza destek veriyor olması Kıbrıs'ı Türkler için büyük bir ayrıcalıktır, büyük bir başarıdır. Dolayısıyla ben bu başarıyı almışken sen benim altımı oymaya çalışıyorsun. Bu hiçbir alaka da sığmaz. Çünkü benim şu anda Cumhurbaşkanı, benim yetkili kişi ve sen benim ancak bana destek olman lazım. Başarısız olursak iş çıkmaza çıkar. O zaman seçim olacak. Seçimde siz gelirseniz o zaman siz siyasetinizi götürebilirsiniz. Ama Evet. şu anda farklı değildir. Evet, talihsiz girişimler olmuş Sayın Cumhurbaşkanı. Gücünüzü, kuvvetinizi ve bu kararlılığınızla birlikte Cenevre'de başarılar diliyoruz. Tekrar babanızın acısını paylaşıyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Sağ olunuz efendim katıldığınız için. Teşekkürler.